Arkadaşlar merhaba, Oğuzhan ben. Bugün size Apple telefon ve tabletlerin nasıl sıfırlanacağını, fabrika ayarlarına nasıl döndüreceğimizi göstereceğim. Öncelikle alt kısımda bulunan ayarlar sekmesine tıkladık. Daha sonra biraz ekranı aşağı çekip genel. Daha sonra bu sayfanın en altındaki sıfırla. Şimdi burada birkaç türlü sıfırlama yöntemi var. En üstteki tüm ayarları sıfırla derseniz, telefonun üzerine daha önceden sizin yaptığınız ayarlar. Yani buna örnek vermek gerekirse, işte arka plandaki resminiz, kişi özel zil sesleriniz gibi içeriklerin tamamını sıfırlar. İkinci sekme, tüm içerikleri ve ayarları sil derseniz, telefon tamamen fabrika ayarına dönecektir. Tekrardan telefonu iCloud kullanıcı adınızla şifrenizi girerek baştan kurmanız gerekir. Ya da telefonu satacaksanız eğer, ya da başka birine verecekseniz, bu tüm içerikleri ve ayarları sil derseniz, telefon fabrika ayarından alındığı gibi ilk günkü haline geri dönecek. Alan kişi telefonu tekrardan kurar. Sizle ilgili içinde hiçbir bilgi kalmamış olur. A ayarlarını sıfırla derseniz de telefonun içerisinde hafızasında bulunan daha önceden bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağları vardır. Bunların şifrelerini hatırlar. Bunu sıfırla derseniz de bütün Wi-Fi hafızasını silmiş olursunuz. Daha sonra katılmak istediğiniz ağlara tekrardan şifre girmeniz gerekir. Bu klavye sözcüğü kısmı, eğer akıllı klavye kullanıyorsanız klavyede yazmış olduğunuz bazı kelimeler yukarıda hızlıca çıkıyordur. Bu da bunu sıfırlar. Yani bu geçmiş hafızasını temizler. Hangi kelimeleri kullandığınız sıfırlanmış olur. Ana ekran yerleşimi dediği, sizin ana ekranda işte mesajlar kısmıdır, ayarlar kısmıdır. Bunları ne şekilde, nereye koyduysanız bu düzeni tamamen sıfırlar. Konum ve gizlilik de daha önce herhangi bir uygulamaya konum yetkisi verdiyseniz ya da gizlilik ayarlarını değiştirdiyseniz bunu sıfırlar. Ama özetlemek gerekirse yukarıdan ikinci sekme, yani tüm içerikleri ve ayarları sil de tıkladığınız zaman sizden bir şifre girmenizi isteyecek. Telefonun açılış kodunu giriyorsunuz. Parmak iziyle değil, kodla tanıyor bunu. O kodu girdikten sonra telefonunuz fabrika ayarından alındığı gibi sıfırlar olur. Tekrardan kurmanız gerekir. Yalnız kurarken de tabii iCloud kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Eğer telefonu tekrar siz kullanacaksanız. Bunun için geri geliyoruz. Yukarıda Oğuzhan Orhun yazan kısma, burada sizin Apple kimliğiniz, Apple isminiz yazar. Bunu girdik. Adınızın altında burada @icloud.com'da biten bir mail adresi görüyorsunuz. Bu mail adresini lütfen not alın. Eğer şifresini hatırlamıyorsanız da burada ikinci sekmede bulunan parola ve güvenlik kısmına tıklıyorsunuz. Üst kısımda parolayı değiştir yazıyor. Parolayı değiştire tıklıyorsunuz. Önce sizden yine telefonunuzun şifresini istiyor. Tuşla şifreye giriyorsunuz. Daha sonra yeni parolanızı buradan tanımlayabilirsiniz. Bunları lütfen not alın. Eğer telefonu sıfırladıktan sonra bunları bilmezseniz süreç sizin için biraz can sıkıcı olabilir. Sıfırlama videom bu şekilde. Lütfen beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.